Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koçum programı ile RTV ekranlarında sizlerle birlikteyim. Bugünün konuğu kadın hastalıkları uzmanı doçent doktor Engin Yıldırım bizlerle olacak. Harika bir program olacak. Gebelik üzerine konuşacağız. Kadın hastalıkları üzerine konuşacağız. Genelde hepimizin sorunu olan konular olacak. O yüzden ekran başından sakın ayrılmayın. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Burada olmaktan çok mutluyum. Biz de sizi tekrar görmekten çok mutluyuz. Daha önce de program yaptık. Evet. Programlar o kadar böyle akışkan geçiyor ki, çünkü konuşacağımız kadın hastalıkları üzerine birçok konu var. Evet. Yetiştiremiyoruz bile. O yüzden ben hemen konuyu uzatmadan gireceğim. Tabii. Öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Engin Yıldırım kimdir? Sayın izleyicilerime tekrar selamlarımı iletiyorum. Doçent Doktor Engin Yıldırım ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Tüp bebek ve endoskopik cerrahilerde yüksek riskli gebeliklerle ilgileniyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi çatısı altında çalışıyorum. Devlet Hastanesi ile afiliye bir üniversitesi. Kendimiz şu anda kadın doğumunun cerrahisini ilgilendiren her türlü jinekolojik ve perinatolojik işlemi yapabilecek durumdayız. Malatya halkına hizmet veriyoruz. Tamamıyla ücretsiz randevuyla çalışan bir kliniğiz. 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın umarım memnun ayrıldığını düşünüyoruz. Ben de Malatya'nın çok şanslı olduğunu düşünüyorum, sizin gibi Ay çok hocalarımız nazlısınız. Çok olduğu teşekkür için. ederiz. Şimdi ben hemen dediğim gibi, çünkü konuları yetiştiremiyoruz, Tabii. hemen konulara girmek istiyorum. Şimdi ben gebelik egzersiz ve diyetten başlayacağım. Neden? Çünkü ben de beslenme koçuyum, biliyorsunuz. Evet. Genelde kadınların en büyük sorunu, bize geliyorlar işte nasıl besleneceğim bilmiyorum, spor yapmalı mıyım bilmiyorum, diyet yapmalı mıyım bilmiyorum. Birçok kafalarında soru Evet. işaretleri var hocam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şu anda kadınlarımızın büyük bir çoğunluğu işte kulaktan duyma bilgilerle, kulaktan duyma diyet önerileriyle, bazen Instagram ya da internet bilgileriyle diyet yapıp gebeliği yönetmeye çalışıyorlar. Aslında bu oldukça tehlikeli, oldukça başarısız ve sonuçları yüz güldürmeyen metotlar. Olması gereken şey şu, kısaca özetlemek istersem. Birincisi bir kere gebelik bir süreç, ancak gebelikten önceki süreci de göz önüne almak lazım. Hanımefendiler gebeliği planladıklarında önce vücut kitle indekslerini, genel sağlık durumlarını, hemogram düzeylerini, kan tahlillerini mutlak yaptırmaları lazım. İkincisi bu diyet ve hazırlık süreci en az 6 ay öncesinden başlaması lazım ve çeşitli suplementleri, yani gıda takviyelerini almaları gerekmekte. Vücut kitle indeksine göre uygun diyet programları belirlenip gebeliğe başlanacak hedef kilo ve gebeliği sonlandırılacak hedef kilonun belirlenmesi lazım. Bu perinatal sonuçları, yani doğum sonuçlarını da etkiler, gebelik sürecinin tamamını da etkiler. Diyet konusuna girecek olursak gebeliğin aslında spesifik bir diyeti yok ama spesifik olarak almaları gereken çeşitli gıda takviyeleri, multivitaminler ve mineraller mevcut. Bunları gebeliğin ilk 3 ayında ve gebelikten önceki 3 ayda başlanması gereken demir, D vitamini ve folik asit olarak temel olarak bir çatı altında toplayabiliriz. Onun haricinde gebelikte almaları gereken diğer süplementler ise kalsiyum, çinko ve magnezyum. Özellikle gebeliğin ileriki haftalarında çekilmeler, kas kayıpları, eklem ağrıları bu suplementleri zamanda başladığımızda azalıyor. Gebelikte yapılacak egzersiz ise çok sınırlı diyemeyiz. Yüzmeden aerobiye, pilatese, kültür fizik Ama doğru hareketlerine. egzersizler değil mi Tabii. hocam? Doğru şekilde yapmak Tabii. bunları. Geniş bir spektrumda egzersizleri sınıflayabiliriz. Ağır sporlar, işte koşmalı, Kardiyon atlamalı, gibi. kardiyo gibi sporlara önermiyoruz. Diyet ve egzersiz programları mutlaka ve mutlaka gözetimli yapılmalı. Yani efendim işte gebelik düşünüyorum. Kilom 80, boyum 1.55, 1.60. Kilolu bir gebelik, hamilelik bizi bekliyor. Diyetim hemen başlayıp deyip su diyeti, atıyorum işte ketojenik diyete başlıyor kadınlar. Ondan sonra gebelik zamanı geldiğinde demir depoları boşalmış oluyor. Evet, Böbrek bilinçsiz fonksiyonları diyetler. bozulmuş oluyor. Sonra biz başka sağlık sorunlarıyla ulaşıyoruz. Mutlak ve mutlak sizin de insanlar destek olduğunuzu biliyoruz. Dengeli ve suplement desteği olan diyetleri öneriyoruz. Bu Kesinlikle. bir. İkincisi yine sizin de hani işin içinde vakit geçiriyorsunuz. Yani neredeyse artık bir ömrü Evet. harcadınız. Egzersizlere başlarken insanlar mesela yüzmeye gidiyorum diyor ama girdikleri su 35 derece, 36 derece. İşte kaplıcaya gidiyorlar veya işte havuzlar, otel havuzları. Bir kere egzersiz hem vücutta hipertermiye neden olur, yani ısıyı arttırır. Daha kötüsü
embriyoda ve fetusta ısı arttırır. Artan ısı bebekte organ gelişimini ve doku gelişimini bozar. O nedenle egzersiz yaparken havuz ısısına, ortam ısısına dikkat etmek lazım. Hipertermiden uzak durmaları lazım ve özellikle önerdiğimiz bazı egzersizler var. Bunlar yüzme. Yüzme ödeme arttırıcı ve kas kitlesini arttırıcı bir egzersiz. Gebelikte ortaya çıkan bel, sırt ve karın ağrılarını hafifletir. İkincisi yoga ve pilates. Normal doğum planlayan hastaların pelvis taban kaslarının esnemesine, kemiklerin esnemesine açma germe egzersizlerini arttırarak sağlar ve doğumu kolaylaştırmasını, doğum süresinde kısalmasını sağlar. Egzersizler 20 dakikadan kısa olmamalı ve 120'nin üzerine çıkan nabızları görmemeliyiz. Hani internette satılan, işte bazen sizde de görüyorum, kolunuzda da var sanırım, nabız ölçen saatler var. Biz kesinlikle bunları tavsiye ediyoruz. İnsanların monitörize edilmesi, nabzı, şöyle göstereyim, saatin. Hocam göstermişken, bu tarz çok da pahalı olmayan saatler normalde gebe olmasanız bile sağlık açısından çok iyi, en azından motive ediyor sizi, ne yaptığınızı gün içerisinde görüyorsunuz. Tabii, ya biz bunu öneriyoruz. Evet. Hele hele egzersiz esnasında çok öneriyoruz. Çünkü 140-150'leri gören taşikardilerle bazen insanlar acillere başvuruyorlar. Hani bunu dengelemek, monitörize etmek açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Umarım hani özet geçmeye kesinlikle çalıştım. Faydalı olmuşumdur. Havuzda da su sıcaklığına çok dikkat edeceğiz yani diyorsunuz özetle. Yani hipertermiye kesinlikle maruz kalmamak lazım. Çok sıcak sauna ortamlarında bulunmamak lazım. Organel gelişimini, organ gelişimini ve doku gelişimini bozar. Embriyonun morfolojik yapısını değiştirir. Buna dikkat etmek lazım. Hipertermiden uzak durmak lazım. Peki hocam, en azından genel olarak şunu biliyoruz. Gebeyken bilmediğiniz şok diyetler, az sağlıklı beslen, yani sağlıklı beslenin şok diyetler yapmayın. Kulaktan dolma diyetleri yapmayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir uzmandan destek alın. Devlet hastanelerinin diyetisyenleri de tabii mevcut. Tabii ücretsiz hizmet veriyorlar. Evet, ücretsiz. Ve yüzden devlet hastaneleri suplementleri de ücretsiz dağıtıyor. Yani demirinizi, D vitamininizi, kalsiyumunuzu reçeteyle alabilirsiniz. Sağlık ocakları ücretsiz dağıtıyor. Çünkü sizin ve bebeğinizin sağlığı çok kıymetli. 9 ay sadece sabredeceksiniz. 9 ay. Ondan sonra zaten ondan hani sonrası, ister istemez yaşam şekli de oluyor hocam, değil mi? Ondan sonra artık Allah annelere yardım etsin, başka bir şey diyemiyorum. Allah. İki kız çocuğu babası olarak. Amin hocam. Hocam bir de ergenlik. Ergenlik kadının başlangıç noktası. Eskiden aşırı bilinçsizlik bu konuda. Hani aslında böyle ayıp olarak da algılanırdı, çok konuşulmazdı. Hani böyle anneden dolma bilgiler, ama şimdi daha çok artık hani bilgi alıyoruz, herkes daha çok bilinçlendi, ama eksik olan noktalar da var tabii ki. Hani hepimiz için geçerli değil, daha bilmeyenler de var. O yüzden hani ergenlikte kadın hastalıkları nedir, kistler nedir hocam? Biraz da sizden bilgi alalım. Şöyle ifade edeyim, insan ömrünün en çalkantılı dönemi ergenlik dönemi. Bu kız çocuklarında, yavrularımızda daha çalkantılı ve sert geçiyor. Aileler ergenlik döneminin başlangıcında kızlarla çok vakit geçirip durum hakkında yeterli bilgi vermiyorlar. Ve ergenliğin ilk bulgusu olarak da menstruasyonu olduğunu düşünüyorlar. Halbuki meme gelişimi, telaş, menaj, bir sürü alt basamağı var. Ergenlik dönemine giren kızlarımız çoğu zaman bize aileleri tarafından, anneleri tarafından adet düzeninin bozulması, geç adet görme, erken adet görme, adet ağrılarıyla getiriliyor. Aslında biz kızlarımızın menstruasyon görmeye başladığını ya da ergenliğe girdiğini fark ettiğimiz anda hiçbir şikayet olmadan bir kere bir kadın doğum uzmanına getirmemiz lazım. Yapılacak üç önemli şey var. Bir tanesi ultrason. Bu kız çocuklarımızda fark edilmemiş çocukluk çağından kalan kistler, erken başlangıçlı miyomlar ve gelişimsel rahim bozuklukları olabilir. Bunlar çok geç ortaya çıkıyor. İkincisi, bu kız çocuklarının ergenlik basamaklarını zamanında ve tam olarak atlattığını irdeleyebilmemiz için tam bir fizik muayene. Üçüncüsü ise hormonal değişimlerin aileye, çocuğa anlatılması için vakit gerekiyor ve hormon değerlerine baktırmak gerekiyor. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra özellikle ergenlik döneminde menstruasyon düzenlerinin dalgalanacağını, adetlerin erken, geç, ağrılı, pıhtılı, fazla ya da az olabileceğini aileye anlatmamız lazım. Aile tıpkı bir erişkin gibi işte saat kadranına uyar şekilde düzenli bir menstruasyon bekliyor. Bunu çocuklarımızla bekleyemeyiz. Onlar bir çocuk ve menstruasyon düzeninin yerine oturması 18-19-20'li yaşları bulabilir. Tabii dışarıdan işte özel sektörden, devlet sektöründen bu menstruasyon ağrılarını hafifletmek için çeşitli oral kontraseptifler, doğum kontrahapları, hormonlar aldıklarını görüyoruz.
Bu iki tarafa keskin bıçak. Çünkü verdiğimiz ilaçlar hipofiz planının erken kapanmasına, yani bu çocukların boy atıp serpilmesine engel olabilir. İkincisi, bu çocukları biz meme muayenelerini tam olarak yapmamız gerekli. Özellikle göğüslerindeki kitle, lipom ya da benzeri bulgular, fibroadenom varsa vereceğimiz oral kontraseptifler veya hormon ilaçları bu kistlerin, lipomların büyümesine neden olabilir. Üçüncüsü, bu ilaçlar zaten dalgalı ruh halini daha da dalgalı, daha da tahammülsüz hale getirebilir. Bu nedenle biz özellikle ergenlik döneminde bu çocuklara ilaç vermekten çekiniyoruz veya uzak duruyoruz. Ergenlik döneminde kistlerin büyük bir çoğunluğu basit, kendinden düzelebilecek, kaybolup gidecek kistler. Ama bazı kistler var ki ergenlik döneminde, erken dönemde sapladığımız ameliyat gerekiyor. Bu kistler kendi etrafında yumurtalığın dönmesine ve o yumurtalığın kaybedilmesine de neden olabiliyor. Ve ergenlik döneminde bu ameliyatları biz çoğu zaman laparoskopik yöntemle yapıyoruz. İçeride kameralı bir aletle girip ilgili kisti çıkartıp karın dışına alıyoruz. Bu sayede ileride bu çocukların çocuk sahibi olmaları, gebe kalmaları kolaylaşıyor veya zorlaştırmıyoruz. Açık cerrahilerden sonra oluşan yapışıklıklar çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Üçüncüsü, tıpkı gebelikte olduğu gibi ergenlikte de beslenme problemlerini kız çocuklara çok sık görüyoruz. Evet. Ya dönüp dolaşıp insan yediğidir. Yani ağızdan aldığınız şey sizin aslında temel biyolojik temelinizdir. Bu kız çocukları vücut algılarının bozukluğu nedeniyle diyet yapmaya meyilli, işte beslenme sorunlarına meyilli çocuklar haline geliyorlar. Haliyle bunların doğru beslenme alışkanlıklarını, çocuk çünkü bunlar, kazandırmamız lazım. Bu da tabii bilinçli diyetisyen ve profesyonel yardımla oluyor. Hocam peki ergenlikte çok fazla aşırı kilo adet döngüsünü erteler mi? Tabii hem zayıflık hem de aşırı kilo menstruasyon bozukluklarına neden olur. Aşırı kilo olduğu zaman ovülasyon bozulmaya başlar. Beraberinde saç dökülmeleri, tüylenmeler, yağlanmalar, sivilcelenmeler çok sık gözlenir. Aşırı zayıflıkta da erken yumurtalık fonksiyonlarının kaybı gözlenebilir. Bu durumda da aşırı kanamalar veya hiç olmayan, hiç gözlenmeyen adet kanamalar olabilir. Bu nedenle vücut kitle indeksinin, ağırlık boy oranının ve diyetin dengeli halde sürdürülmesi lazım. Özellikle ergenlik döneminde eksik gıda alımı, işte eksik vitamin ve mineral alımı bu çocukların 40'lı 50'li yaşlarda erken osteoporotik bulgularla karşılaşmalarını, kemik kırıklarıyla karşılaşmalarını neden olur. Hatırlarsanız böyle savaş döneminden çıkmış çocuklar yetişkin hale geldiklerinde kısa boylu, cılız tipler böyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da görülmeye başladı, açlık dönemlerinden sonra. O yüzden dengeli ve düzenli beslenmeyi öneriyoruz. Kesinlikle nişasta tabanlı gıdaların, kalitesiz şekerlerin, bu bahsettiğim Ve basit fast food'un hocam. şeyler ve fast food'un çocuklara neden sonuç ilişkisiyle anlatılması lazım. Biz de şunu çok sık görmeye başladık. Tabii bu popüler kültürün bize enjekte ettiği durum. Ben çocukları, kliniğe gelen çocukları da elinde kahve, birer kahve, kocaman kahve batıllarıyla görüyorum. Kahve fincanlarıyla görüyorum. Kahve çok ciddi bir uyarandır. Santral sinir sistemini uyarır. Farkındalığı Ergenler arttırır. için mi geçerli? Ergenler böyle kafeteryalarda, kahvelerde ellerinde bir kahve kabı alıp dışarıya çıkıyorlar. Evet hocam. Bunu yolda görüyoruz, otobüste, klinikte ya da kafeteryalara saatlerce geçirilen vakit ve üzerine yemek yiyorlar. Kahve hem çok ciddi bir uyarandır. Sinir ve santral sinir sistemindeki ruhsal dengeleri bozar, değiştirir, gerginliğe neden olur. İkincisi, kardiyovasküler sistemi etkiler, çarpıntılara, kalp yetmezliğine götürebilecek kadar ciddi bozukluklar neden olabilir. Üçüncüsü, tansiyon problemleri neden olur. Ergenlik döneminde bunların erken dönemde, ben ergenlik döneminde kahve içtim hatırlamıyorum. Yani siz Ama hatırlıyor musunuz bilmiyorum. ben şu an 4 tane içiyorum günde hocam. Ama işte bir reproduktif çağa geldiniz. Evet, Artık yani şu an sıkıntı yok değil mi? büyüme evresi Yani biz bunu bitti. hani o yüzden soruyorum. Ergenlik için Ergenlik için özellikle. çocuk bunlar. Daha Tamam. büyüyecekler. Daha boy atacaklar. Kemik kaybına neden olur kahve. Kahve ağızdan aldığınız gıdaların demir halinde emilimini engeller. Hocam çok doğru. Mesela ben kendim ergenlik zamanımı hatırlıyorum. Kahve nedir bilmezdik. Tabii Hani tabii belki yani. annemiz bir çay yapardı böyle paşa çayı derlerdi de Evet. içerdik. Buydu yani Evet. hani yemeğin kahve şey yani kahve. Ama şimdi böyle 10 yaşındaki çocukların elinde de Evet. kahve bardakları işte bazı markalar o özentilik aslında bu Bu değil mi? kahveler sadece kahve olarak da satılmıyor. İşin daha korkutucu yanı bu. Kahvenin içerisinde nişasta var, kahvenin içerisinde yağ var,
Yani şimdi bunlar bir hani shake halinde satılıyor. Karıştırılıp satılıyor bu kahveler. Sade filtre kahve de satılmıyor artık. Bahsetmiyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii yani bu içerisinde kakao var, karamel, yani markalar da vermek istemiyorum. Çok tehlikeli. Bir kap kahveyle üç öğünü birden alan çocuklar var. Ve Üzerinde fiyatlar da cabası, aileler dikkat edin aman, hem sağlığa hem bütçenize yani gerek yok şu an için. Yani özellikle ergenlik döneminde Evet. çocukların bilinçlendirip bunlardan uzak durması gerektiğini, popüler kültürün enjeksiyonlarından biraz çocuklarımızı korumamız lazım. Bunu da ifade etmek Ama istedim. o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki, hani bir kahve ne olur diyorsun düşündüğün zaman, ama hani size verebileceği zararlar cabası ileride bunun. Hani hocamın dediği gibi zararlarını göreceksiniz o yüzden. Evet. Yani ameliyat öncesi kahve içip taşikardiyle ameliyatı, yani ameliyatı iptal olan hastalar var. Bir gün öncesinde 3 kap kahve içmiş. Nabız 130-120'lerde seyrediyor. Anestezi uzmanı bunu bu şekilde uyutamayız diyor. Evet. Sebebini bu araştırıyoruz. Hastamız günde 3 kap kahve içiyor, 4 kap kahve içiyor, Evet. 4 bardak fincan. Haliyle bu erişkinde bu sorunları yaratırken çocukluk çağındaki kız çocuklarında neler yapar? Saç İnanılmaz. dökülmelerine neden olur, çinko imidimini bozar. İnanılmaz. Yani böyle detaya boğmak istemiyorum izleyicileri. Neticede çok tıbbi konuşup da sıkmak da istemem. Kilodan bahsettik, hani ergenlikten, regli gecikmesinden, ama o hani sıvı diyoruz ya, inanılmaz derece kalorili. Evet. Yani bir bardak orta boy tap boyların 300'e 400-600 kaloriye kadar çıktı. Yani Evet. bu ne demek? Bir ana öğün kalorisi Tabii demek. tabii Bir tabii ana tabii. öğün kalorisi. Yani bundan günde iki tane içen bir çocuk. Bir günlük öğünden almış oluyor. Evet. İnanılmaz yani, her Ve çocuk anlamda. bunlar yani. Evet, Çocuk. inanılmaz. Büyükler için zaten zarar, ama çocuklar için yani inanılmaz. Dehşet yani. Hani arada bir olabilir. Evet, hani bir haftada bir, ayda bir, bir arkadaş ortamında bir tane okey. Ama hani dediğiniz gibi bunu bağımlılık haline getiriyorlar artık. Kahve yoksunluğu denilen bir şey var. Yani insanlar kahve içmediği zaman yoksunluğunu yaşıyor. Limbik sistemde özellikle kahvenin uyardığı alan tıpkı sigaranın, tıpkı alkolün uyardığı gibi alanı uyarıyor ve yoksunluk duymaya da neden oluyor. Bu çocuklar bir süre sonra bunun bağımlısı oluyor. Bizler de bağımlısı oluyoruz. Yani bugün bir kahve içemedik diye böyle laf arasında konuştuğumuzda biz bile onun yoksunluğunu hissettiğimizi Evet. fark ediyoruz. Evet, o yüzden çok dikkatli olalım. Hocam, şimdi de meme hastalıklarını konuşmak istiyorum. Meme kanseri çok yaygın. Şimdi öncelikle biz bunu anlayabilir miyiz? İlk sorum, hani meme kanserinin olduğumuzu evde kendimiz bunu anlayabilir miyiz? Veya bunun belirtileri, erken tanı, tedavileri nelerdir? Şöyle ifade edeyim. Şu anda ülkemizde meme hastalıklarının tanısı, tedavisi ve yönetimi genel cerrahi bilimleri tarafından yapılıyor. Ancak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak biz bu hastalıklarla oldukça sık karşılaşıyoruz ve bizim eğittiğimiz öğrencilerin ve asistanların müfredatında bu da mevcut. Temel olarak şunu ifade etmek isterim. Meme kanserini biz tek başına tanıyamayız. Meme kanseri fizik muayeneyle tanımaz. Tanısı biyopsidir. Bizim hedeflememiz gereken şey şu, kadınların hedeflemesi gereken şey şu. Göğsümde normalin dışında ele gelen bir kitle, deformasyon, şekil bozukluğu, cildimde normalin dışında gelişen, hızlı değişen bulgular var mı? Bunu anlamaları lazım. Nasıl bulgular hocam? Bu bulgular şöyle olur. Çoğunlukla hastalar bu şekilde bize başvururlar. Hocam, sol göğsümde elime gelen bir yumru var. Hocam, koltuk altımda kayma, şişme veya şekil bozukluğu başladı. Hocam, sol göğsümde ya da sağ göğsümde cildimde değişiklikler, renk ve buruşmalar ve renk değişiklikleri ve buruşmalar başladı. Veya hocam, göğsücümden sıkmadığım halde akıntılar gelmeye başladı. Bunlar bize ilk başvuru bulguları oluyor. Tabii bunların başvurabilmeleri için hastanın kendini takip etmesi lazım. Önerilen şudur. Ayda bir defa, mümkünse menstruasyon dönemi bittikten sonraki birinci haftada ödemden kurtulacağız. Göğüs şişkinliği hafifleyecek. Yani elimizle küçük yumruları bile hissedecek duruma gelecek meme. Ardından ayna karşısına geçip elimizi enseye koyup hem koltuk altımızı hem de mememizi tam olarak aynadan görebilecek hale gelmemiz lazım. Meme başından başlayarak tüm kadranları, göğsün her tarafını elimizle, parmağımızla yokluyoruz. Elimize gelen fark ettiğimiz bir yumru olduğunda bir tükenmez kalemle bunu işaretliyoruz. Aynı zamanda aynı göğsün koltuk altı tarafında da elimize gelen bir kitle, yumru veya nodül var mı bunu fark etmeye çalışıyoruz. Ve fark ettiğimiz anda işaretleyip acilen doktora başvuruyoruz. Birincisi bu. İkincisi, şanslıyız ki elde edilen nodüllerin veya fark ettiğimiz çeşitlerin %90'ı
benin, yani iyi huylu. Göğüsteki fibroadenomlar, lipomlar, kistler çoğunlukla iyi huylu. Bunların %10'luk kısmı kötü huylu çıkabilir. Biz gördüğümüz her yumrudan, her kistten biyopsi almıyoruz. Meme ultrasonu ve mamografi bir arada değerlendirip bir risk skalası ortaya çıkarıyoruz. Ardından riskli bulduğumuz hastalardan biyopsi alıyoruz. Tabii bazı bulgular var ki hastaları yakın takip etmemiz lazım. İşte ailesinde meme kanseri öyküsü olan, ailesinde kolon kanseri öyküsü olan, birinci derecede yakınlarında meme kanseri nedeniyle ölmüş olan, tek göğsünde kanser veya kanser öncesi değişikliği olan hastalar yakın takip gerektiriyor. Onları gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Genetik olanlar. Evet, genetik hikayesi olanlar. Meme kanseriyle ilgili genler var, BRCA genleri var. Bu genleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Tabii meme kanseri riskini arttıran bazı dış faktörler de var. Yani her şey genetik değil. Bazen kendi elimizle bu ortama davet çıkarıyoruz. Hızlı kilo almalar, yağlı vücut, gebeliğin geç elde edilmesi, gebeliği ertelemek, 35 yaşından sonra elde edilen gebelikler, emzirme süresinin kısa olması, yani 3 ayda 4 ayda emzirmenin kesilmesi, 40 yaşından sonra elde edilen gebelikler ve ihmal edilen hormonal bozukluklar meme kanseri gidişini arttırabilir. Günümüz teknolojileri, ilaç teknolojileri ve günümüz cerrahi modaliteleri mastektomiyi, yani bir memenin alınmasını çoğu zaman erteletmemizi sağlıyor. Erken tanı koyduğumuzda lumpektomi denilen yöntemlerde, bunları genel cerrahlar yapıyor. Kadın doğum uzmanları bunları yapmıyor ülkemizde. Amerika'da, Almanya'da bu işlemler kadın doğum uzmanları tarafından yapılıyor. Memenin ilgili bölümü cerrahi güvenlik sınırıyla beraber çıkarılıp estetik bir şekilde onarılıyor. Eğer geç kaldıysak memenin tamamını alıyoruz ve koltuk altında tümörün yayıldığı lenf notları çıkarılıyor. Ondan sonra tabii eziyetli bir hayat, ödemle, lenfanjiyomlarla başlayan hayatla karşılaşıyoruz. Hocam, memenin tamamını alınca tekrar üreme? Tabii şöyle, biz evrelendirme cerrahisi yapıyoruz. Evet. Yani bir kanser ne kadar yayılmış, bunu evrelendirmesini yaptıktan sonra uygun kemoterapi ve bazen radyoterapi de almak zorunda kalıyor. Virgül tekrar ortaya çıktığı koyacağım hocam, reklamlara gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam tabii, edelim. Tabii, aynen. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, meme hastalıklarının tanısında kalmıştık son olarak. Evet. Temel olarak daha önce de bahsettiğim gibi ailelerin, kadınların özellikle ayna karşısında kendilerini muayene etmeleri, fark ettikleri anormal bir yumru şekil değişikliğinde hızlıca doktora başvurmaları gerektiği, 40 yaşından sonra meme muayenesinin daha sık yapılması gerektiği, mamografi ve meme ultrasonunun 50 yaşından sonra rutin olarak uygulanması gerektiğini kısaca özetleyebiliriz. KETEM, yani kanser tarama merkezleri, bunu ücretsiz yapıyor ve hastalarımızı doğru şekilde yönlendiriyor. Buralara başvurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum, salık veriyorum. O yüzden hani ufak bile olsa bu tanılardan bir tanesi bile sizde varsa hemen ertelemeyin, bir uzmana, bir hastaneye evet. Görünün. Hiçbir şey de olmayabilir ama olsun, riske atmaya gerek yok. Tabii. Değil mi? Kesinlikle bir görünün. Şimdi biraz değerli izleyenlerin sorularından alalım tabii, hocam. Tabii, buyurun. Hemen bakıyorum. Çok fazla polistik over sorusu gelmiş. Ben birkaç tanesini birden size sorayım. Siz tabii. Polistik over sorularını birden cevaplayın. Öncelikle diyor ki, polistik overim var. Yumurtalıklarımda hamile kalamıyorum. Polistik over sendromu var. Doğal yoldan hamile kalınır mı? Polistik kistlerinde tek çözüm ameliyat olmak mı? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, hastalarımız polikistik
over sendromunu sanki yumurtalıklarında onlarca büyük kist var şeklinde algılayıp bize benim kistlerim var diye poliklinikte başvuruyorlar. Polikistik over sendromu aslında metabolik sendrom denilen bir sendromun kadınlara yansımış hali. Metabolik sendrom bozulmuş glukoz toleransı, işte bel çevresinde genişleme, yani glukoz düzeylerinin bozulması, kan şekerinin artması, kilo almaya meyil ve tüm bunlarla beraber kadınların yumurtalık düzenlerinin bozulması, hormon profilinin değişmesi, tüylenme, kıllanma artışıyla giden bir antite. Aslında bu bir sarmal. Bu sarmaldan çıkmanın iki temel yolu var. Bir tanesi polikistik over sendromu tanısı aldığınızda öncelikle diyetinize ve beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Artan vücut kitle indeksi, yani alınan kilolar yumurtlama düzenini bozar. Bozulan yumurtlama düzeni hormon salınımını bozar. Hormon salınımı tüylenme, saç dökülmesine neden olur. Gebe kalmakla ilgili zorluklara neden olur. Ve bu kısır döngü devam edip gider. Bu kısır döngüyü kırmanın iki temel yolu var. Bir tanesi diyet ve sağlıklı kiloya ulaşmak. İkincisi glukoz düzeylerini, yani kan şekeri düzeylerini dengeli seviyede tutmak. Üçüncüsü ve en önemlisi polikistik over sendromu tanısı aldıktan sonra bu tanının geçici bir tanı olmadığını, bir ayakkabı numarası, boy, kilo gibi, yani dinamik ve değişken olduğunu bilmek lazım. Aileler ya da çiftler polikistik over sendromu tanısıyla infertilite polikliniklerine başvururlar. Çocuk sahibi olamadıklarını ifade ederler. Biz bu çiftlere öncelikle hayat alışkanlıklarını, diyet alışkanlıklarını değiştirmelerini tavsiye ederiz. İkincisi, düzenli yumurtlayabilmeleri için miyoinositol adını verdiğimiz çeşitli maddelerin kullanımını, çeşitli gıda takviyelerinin kullanımını salık veririz. Üçüncüsü, hala düzenli yumurtlama ve gebelik elde edilemediği durumda bir yıllık düzenli bir ilişkiye rağmen yumurtaların çatlamasını kolaylaştırıcı ilaçlar ve enjeksiyonlar yaparız. Ve polikistik over sendromu hastaların büyük bir çoğunluğu spontan kendinden gebe kalır. Bir kısmı verdiğimiz ilaçlara da yanıt vermez. O zaman daha ameliyatı yok. Polikistik over sendromu ameliyat etmiyoruz. Daha komplike tedavilere ve tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Birincisi bu. İkincisi, polikistik over sendromlu hastaların bozulan hormon profili tüylenmeye neden olur dedim. Bu tüylenmeyi biz ilaçlarla geçiremeyiz. Mevcut tüylere bir şey yapamayız. Kozmetik yöntemlerle, herkesin ulaşabileceği kozmetik yöntemlerle, bilinen yöntemlerle hastalarımız tüylerinden kurtuluyorlar. Ancak yeni tüy çıkması engelleriz. Yani bozuk hormon profilini bir yoluna koyup tüylenmeyi durdurabiliriz. Bunları da doğum kontrol haplarıyla yapıyoruz. Doğum kontrol hapları kadınların menstruasyon düzenini dengeye sokar, hormonlarının normal sınırlara gelmesini sağlar. Yumurtlamayı sağlamasa bile polikistik over sendromunun fenotipik, yani yapısal değişikliklerini durdurur. Polikistik over sendromunda ameliyat etmiyoruz. Ortada bir ameliyat edecek kist yok. Yapısal olarak polikistik görünen yumurtalıklar var. Aslında şans şudur, polikistik over sendromlu kadınların yumurta sayıları fazladır. Yani gebe kalma ihtimalleri aslında çok daha yüksektir. Menopoz bulguları çok nadir gözlenir. Bunların sorunu yumurtlama aşamasına geçişle ilgili hormonal bozukluklardır. Vereceğimiz ilaçlarla bunların çözümü mevcut. Çok sık görülür. O yüzden size çok sık soru gelir. Evet. Akdeniz ırkının hastalığı olarak da adlandırılabilir. Akdeniz bölgesinde yaşayan... Ama çok korkulacak bir hastalık değil. Hatta değil. Böyle ameliyatsız ilaçla, bir sağlıklı beslenmeyle büyük düzelecek. Büyük çoğunluğu beslenme ve diyet alışkanlıklarıyla, sporla kendinden düzelir. Evet. Yani böyle bu polistik overim var deyip hani kendi kendinize bunalıma sokmayın. Çok basit. Karalar bağlayacak bir durum evet, yok ortada. Evet. Yani öyle bir şey yok. Yani Türk halkında işte... Evet. Akdeniz bölgesine yakın Arap halkında, İtalyanlarda, İspanyollarda çok sık gözlenir. Akdeniz bölgesine yakın ırklarda gözleniyor. Bununla ilgili de böyle çok yoğun tedaviler de gerekmez. Çoğu hastalarımız 6 aylık hormonal tedavilerle şikayetlerinden kurtulurlar. Bir şey dikkatimi çekti. Yayının başından beri bütün konuştuğumuz konularda hep diyoruz ki kilo. Evet. Şimdi... Bu bir salgın. Ben salgın evet. olduğunu iddia ediyorum. Çünkü kötü beslenmenin kötü beslenmenin neticesinde ortaya çıkan bozulan lipid ve glukoz profili kilo almaya ve bunun getirdiği kardiyojenik göğüs hastalıklarıyla ait ve kadın doğuma ait ciddi sorunlara neden oluyor. Bu sorun
tüm dünyada yaygın. Bununla ilgili CDC'nin ve Amerikan Sağlık İdaresi'nin, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ciddi programları var. Yaşam şeklini değiştirilmesi açısından ciddi tavsiye niteliğinde broşürler aile kimliklerinde, aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlara dağıtılıyor. Ama bu sorunları sadece biz değil, tüm dünya yaşıyor. Evet. Kurtulmanın yolu yine kendimizde, insanın kendine dönmesinde var. Yani bunu bunun için de söyleyebilirim. benim sayfamı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı beslenme çok önemli çünkü. Hocam şimdi bir de spiral soruları gelmiş çok fazla. Hani Evet. 10 yıldır spiral var, zararı olur mu veya taktırmayı düşünüyorum, sonrasında Evet. çıkartınca çocuğum olur mu gibi Evet. birçok spiral Evet. sorusu var. Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Spiral dediğimiz T şeklinde ucunda bakır bulunan, bu Sağlık Bakanlığı'nın Evet. ücretsiz taktığı spirallerden bahsediyorum. Küçük bir cerrahi alet. Takılımı çok basit. Ebeler takıyor, kadın doğum uzmanları takılıyor. Çıkarılması da takılması kadar basit bir tıbbi alet. Bu alet takıldığı zaman rahmin içerisinde ve tüplerde spermle ovumun, yani yumurtalığın birleşmesini engelliyor ve gebe kalmayı engelliyor. Menstruasyon görmemizi sağlıyor. Çıkarması basit. Taktıktan sonra yılda bir defa kontrol ettirip özellikle vajinal akıntı, kötü kokulu akıntılar, karın ağrıları yaşadığımızda hızlıca doktora başvurup 10 yıllık ömrü var Sağlık Bakanı taktığı spirallerin, yani rahim içi araçların. Bunların doğru ellerde takıldığında emin olduğunuzda geri dönüşü çok kolay. Gebeliğe asla engel olmaz. Arada bir yaşayacakları karın ağrıları, adet ağrıları, işte vajinal akıntılarla karşılaşabilirler. Tedavisi basit. Bazen oradaki sorular arasında olduğunu tahmin ediyorum. İşte bu spirallerin çıkarılması ile ilgili sorunlar yaşayan hastalarımız da oluyor. Takıldıktan sonra spiralin kaydığı, rahim kasına yapıştığı haller yaşanabiliyor. Onları da kameralı bir aletle girip basit bir histeroskopla tutup dışarıya çekebiliyoruz. Türk halkı için korunma yöntemleri arasında en tavsiye ettiğimiz ve geri dönüşü en kolay olan metotlardan bir tanesi. Şu an bunun çeşitlendirilmesi var. GeneFix dediğimiz, böyle tabii böyle reklamda olmasın, özel şirketlerin yaptığı spiraller var. Hormon salgılayan, kararlı hormon düzeyini tutmaya çalışan spiraller var. Bunlar doktor tavsiyesiyle yapılması gereken cerrahi işlemler. Yani zararlı bir yönü yok. Çocuk yapmaya da engel Engel değil. değil. Çektikten sonra bir sonraki ay yumurtlama düzene girer ve gebe kalma ihtimalleri artar. Adet düzensizliğiyle alakalı çok soru gelmiş. Sık adet olmak hastalık belirtisi mi hocam? Mesela 15 günde 10 günde bir gibi diyor. Şöyle ifade edeyim. Bir kadın döngüsü, bir menstruasyon döngüsü 21 günle 35 gün arasında değişir. Kadınlar bu döngünün dışına çıktıklarını fark ettikleri anda çeşitli jinekolojik problemlerle karşıya olduklarını bilmeleri gerekir. Sık adet görme, adet aralarının açılması veya adet miktarının artması, adetin natürünün değişmesi, pıhtılı adet görmeler, kokulu adet görmeler, bunlar hepsi bir jinekolojik problemin belirtisi. Kadın doğumcuya ulaşmak artık ülkemizde çok kolay. Malatya'da hele bu çok daha kolay. Hızlı bir ultrason değerlendirmesi de çok kolay şekilde sorunun nedeni ortaya konur ve tedavisi de çok kolay. Kolay bir tedavi yöntemiyle problem düzenlenir. Seyircinizin sorduğu soru muhtemelen bir jinekolojik problem sorusu. Evet. Muhtemelen bir şey var. Ama bunu biz ultrasonla görmeden tanısını koymamız mümkün değil. Bir fizik muayene ve ultrason mutlak gerekli. Adet döngüsündeki bozulma jinekolojik problemlerin ilk bulgusu olabilir. Çünkü zaten 10 gün normalde baktığın zaman hani hocam doktor olmasak bile burada bir sıkıntı olduğunu algılayabiliyorsun. Tabii tabii. Değil mi? Tabii, 10 gün tabii. Çok kısa bir süre. Tabii, tabii çok çok kısa bir süre. Diyor ki regle olma, yani regle ile ilgili aşırı soru var hocam. Sancıdan hani neden Evet. çok fazla sancımız oluyor? Bunun öncelikle fizyolojisini açıklayayım. Hastalarımız Evet. bu durumdan, endişelerinden kurtulsunlar. İnsan vücudu tasarımı itibariyle kan kaybına tahammül edemez. Ve menstruasyon esnasında gördüğümüz kanama beden tarafından kan kaybı olarak algılanır. Ve bedenin ilk müdahalesi tansiyonu yükseltip kanı azaltmaya yöneliktir. Rahim düz kas yapısından oluşur ve kanamaya başladıktan sonra kaybedilecek her bir damla hayati önem taşır, kasılmaya başlar. Bu kasılma, düz kas kasılması çiftlerde
Ben çiftler olarak söylüyorum çünkü artık kliniğimize başvuran hastalarımız çoğunlukla çift olarak geliyor. Eşleriyle beraber geliyor, bizi mutlu ediyor. Bir sorun olduğunu düşündürüyor. Biz bu hastalarımıza çoğu zaman ağrıları dayanamayacak kadar çoksa basit ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler vererek bu sorunu düzeltebiliyoruz. Ama bunlara gerek kalmadan muayeneleri normalse, tabii tekrar ifade ediyorum, ultrasonografik ve jinekolojik muayeneleri normalse palyatif yöntemlerle bu ağrılardan kurtulabilirler. Birincisi, kas kasılmasının neden olduğu ağrıyı azaltmak için, o medyatörlerin vücuttaki atılımını hızlandırmak için bol su içebilirler. Su içmek özellikle bu ağrıları hafifletir. İkincisi, sıcak uygulamaları bu ağrıları hafifletir. Üçüncüsü, yine hani evde yapabilecekleri, bu ağrılar başladığını zaten hastalarımız menstruasyon başlamadan önce hissederler. Bir gün öncesinde alacakları basit bir analjezik, 7 günlük, 8 günlük kasılmalı ağrıyı hafifletecektir. %90-95'i bir jinekolojik problemi yansıtmaz ağrılı adet görmeleri. Üşütmeyle de alakalı olanlar var mı hocam? Tabii şimdi kronik idrar yolu enfeksiyonları, evet, sistitler, menstruasyon ağrılarının fazla miktarda hissedilmesine neden olabilir. Komşu organlar. Evet. Haliyle semptomları hafifledikten sonra, kanamaları geçtikten sonra bir jinekolojik muayene, bir basit idrar tahlili, sağlık ocaklarında bunlar yapılabilir. Altta yatan bir problem varsa bunu tanımamızı sağlar, ama böyle düzenli menstruasyon görüp az miktarda ağrı hissediyorlarsa bundan hastalarımızın çok endişe duymalarını istemem. Hocam peki bazı ağrı kesiciler adeti kesiyor. Neden? Sebebi şu: menstruasyon kanaması dediğim gibi kasılmayla durdurulmaya çalışır. Ancak menstruasyon kanamasının gerçekleşmesini sağlayan prostaglandinler sizin alacağınız ağrı kesicilerle salınımı durdurulur. Ve rahim iç duvarındaki kanlanma kesilir. Alacağınız ağrı kesiciler rahim iç duvarındaki kanlanmayı, evet, keser ve menstruasyon kanamasını durdurur. Hem ağrınız durur hem kanamanız durur. O yüzden başta dediğiniz gibi ağrı kesici dikkat ettim, önermediniz. Hayır. Farklı doğal yöntemler. Önce doğal yöntemler. Evet. Eğer jinekolojik muayene normalse ve ağrı dayanamayacak haldeyse, bazı çocuklar geliyor, evet, ergenlik çağındakiler artık acillere taşınmışlar. Biz onların kanamalarındansa ağrı çekmemelerini tercih, evet, ederiz. O zaman ilgili ilaçları en başlıyoruz. Son en son çare. Evet. Çok fazla soru var hocam. Tabii, diyabetli bireyde erken menopoz neden olur? Çünkü ailemde yok, genetik değil diyor. Şimdi özellikle diyabet ikiye ayrılıyor. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet pankreas içerisindeki insülin salgılayan hücrelerin erken kaybıyla ortaya çıkıyor. Ve genetik yatkınlığı yok. Bu hastalar otoimmün hastalıklara meyilli hastalar. Yani vücudun kendi ürettiği antikorlar tarafından kendine zarar verdiği otoimmün hastalıklara meyilli hastalar. Bu otoimmün bozukluklar tiroid bozukluklarıyla, böbrek üstü bezi bozuklukları ve yumurtalık bozukluklarıyla bir arada seyredebilir. Erken menopoza gidiş bu hastalarda gözlenebilir. Ancak tip 2 diyabetli hastalarda menstruasyon düzeyi, biraz önce bahsettiğim gibi vücut kitle indeksinin değişmesi, glikoz bozuklukları ve hormonal bozukluklara neden olur. Erken menopozdan daha çok adet dönemlerinin kısa olması, araların açılması ve pıhtılı adet görmeyle karşımıza çıkar. Hastalar bunu erken menopoz gibi algılayabilir. Bunu ayırt etmenin yoluysa yine bir basit kan tahlilinde bakılacak hormonlardır. Buna erken menopoz diyemeyiz. Ancak tip 1 diyabetlerde erken menopozun gerçekten görüldüğünü söyleyebiliriz. O zaman muhtemelen tip 1 olabilir. Bir de hocam, hormonlu spiraller varmış. Evet. Zararlı mı, kilo yapar mı diyorlar. Şöyle ifade edeyim. Dışarıdan alacağınız bir oral kontraseptif, işte isim vermek istemiyorum, bir doğum kontrabinden alacağınız hormonun yaklaşık 20'de biri, yani 20'de biri sadece kanınıza karışır. Bu nedenle bir kilo etkisi bulunmaz. Ya da bir doğum kontrabinin yapacağı kilonun 20'de biri kadar kilo yapar. Çok ciddi bir etkisi olmaz. Asıl etkisi özellikle rahim iç duvarından kaynaklı adet düzensizliği veya rahim iç duvarından kaynaklı jinekolojik problemleri durdurabilmek için biz lokal hormon ihtiyacı duyuyoruz. O zamanlar reçeteye tabi olarak bu spiralleri takıyoruz. Bu spiraller rutin uygulamamızda yoktur. Yani bir kadın korunmak için bu spirali taktıramaz. Jinekolojik bir problemi olacak, bir kadın hastalığı olacak. Biz bu kadın hastalığı nedeniyle tedavi amaçlı bu spiralleri takarız. Yani buradan şu mesajı çok net vermek istiyorum. Bunlar korunma araçları değildir. Biz hastalar korunsun diye bu spiralleri takmıyoruz. Biz hastalar tedavi olsun diye bu spiralleri takıyoruz. Kilo ise çok çok nadir
Yani bir doğum kontrol bir yanının yapacağı kilonun 20'de biri kadar kilo yapabilir. Hiç yapmaz demiyorum. Çok az miktarda zaten dikkat edersek o da Evet. olmayacaktır. Şimdi geçmeyen rahim kaşıntıları için, yanmaları için ne yapacağız? Geçmiyor bir türlü diyor. Şimdi şöyle ifade edeyim. Hastamız rahim kaşıntısından bahsederken bahsettiği şey dış genital ve iç genital organların yani vulvanın ve vajinanın kaşıntısından bahsediyor. Bu kaşıntının 5 temel nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi kötü hijyen. Bu ciltte veya vajinada hijyen bozuklukları yaşanıyor olabilir. İkincisi kullandıkları kimyasallar, iç çamaşırlarını temizledikleri çamaşır suları, deterjanlar bunun nedeni olabilir. Üçüncüsü aşırı titiz hastalarımız var hijyene çok dikkat eden. Bu sefer normal vajina florası bozuluyor. Sağlıklı laktobasiller kaybediliyor. Yerine mantarlar, kandidalar yerleşiyor. Bu mantarlar ciddi kaşıntıya neden olabilir. Dördüncüsü vajinal kaşıntı kullandıkları antibiyotikler, kullandıkları hormon preparatları veya başka ilaçlardan kaynaklı olabilir. Ve daha az nadir gördüğümüz cilt kanserlerinin erken bulguları da kaşıntıyla ortaya çıkabilir. Özellikle 45 yaşından sonra geçmeyen pruritus yani genital bölge kaşıntıları olduğunda kolposkop denilen bir aletle yaklaşık 40 kat bir alanı büyüten mikroskopik bir alet. Bununla dış genital organların değerlendirilmesi lazım. Şüpheli gördüğümüz yerlerden biyopsi almamız lazım. Özellikle 45 yaşından sonra. Ama genç yaşta ilk saydığım 4 madde kaşıntının en sık nedenidir. Hepsinin de tedavisi mümkündür. Hocam 42 yaşındayım. Erken menopoz denildi. Hormon ilacı kullanmak istemiyorum. Başka bir şey yapabilir miyim diye. Şimdi menopoz yaşı genetik olarak kodlanmış olarak dünyaya geliyoruz. Yani anneleriniz, teyzeleriniz kaç yaşında menopoza girdiyse ya da halalarınız benzeri yaşlarda menopoza gireceğimizi bilelim. Ancak hastalarımız menopoza girmenin kapıdan dışarı çıkmak gibi olduğunu zannediyor. Halbuki menopozdan önce bir klimakteryum denilen süre var. Bu süre adet süre döneminin değişmesi, hormonal bozukluklar, ateş basmaları, yanmalar, tahammülsüzlükler, ruhsal dalgalanmaları kapsıyor. Ve menopoz yaşını biz erteleyemeyiz. Sadece semptomları yani hissettiği bu rahatsızlıkları baskılayabiliriz. Menopoz yaşı ertelenemez, genetik olarak kodlanmıştır. Ama şu eğer menopozdan kurtulmak, adet görmekse biz 80 yaşındaki teyzelerimizin de düzenli adet görmesini sağlarız. Ama menopozdan kurtarmış anlamına gelmiyoruz. Aslında farklı şey anlatmak Evet, istediğiniz. farklı Regli şey. görmekle, Regli adet, görmekle evet. menopozdan kurtulmak aynı şey değil. Evet. Bu Yani çok güzel bir noktaya değiniriz. Çünkü herkes bunu bilmiyor. İkisini aynı şey evet, zannediyorlar. değil. Menopoza girmek demek, over rezervinizi kaybetmeniz demek, bir yıl boyunca adet görmemeniz demek, üreme fonksiyonlarınızın bozulması demek. Biz bazı hastalarımız var ki menopoza girdikten sonra dışarıdan hormon preparatı vermemiz gerekiyor bazen. Bu kadınlar adet görmeye de başlıyorlar ama bu tabii menopozdan çıkmış olmaları anlamına gelmez. Menopoz hastaları. Hocam diyor ki dış gebelik geçirdim. Sol tüpüm alındı. Bir daha bebek olmama ihtimalim düşük mü? Şöyle ifade edeyim. İnsanoğlu öyle güzel bir yaratık ki bir fonksiyon bozulduğunda diğeri çok hızlı kompenze ediliyor. Yani görüyorsunuzdur belki televizyonlarda ampute yarışmacılar var. Bir ayağını, bir kolunu kaybetmiş ama sağlıklı bir bireyi yolda 40 defa bırakacak kadar yüksek kondisyona sahip. Diğer organlar onun fonksiyonunu üstleniyor. Tüplerden birinin kaybolmuş olması her iki tüpten de her iki yumurtalıktan da gebe kalınmayacağı anlamına gelmez. Tuba denilen yani tüp denilen organ içerisinde bir kas yapısına sahiptir ve hareketlidir. Yani hangi yumurtalıktan yumurtladıysanız o yöne yönlenebilir. Yani gebe kalması mümkündür. Belki iki tüplü bir kadına nazaran bir miktar azalabilir ancak bir sürü dış gebelik geçirmiş, sağlıklı gebelik elde etmiş hastamız var. Burada hani hastamızın böyle bir karamsarlığa düşmesini istemem. Sorun şu, bir yıl boyunca gebelik elde edemediyse korumasız ilişkiye rağmen o zaman tedaviye gelmesi Tüp gerekir. bebek mi hocam? Hayır, tüp bebek Tüp bebek yapmıyoruz. en son En çare son değil mi? çare tabii. Anladım. Adet olamayanlar için hocam ne tavsiye ediyor? Diyor. Olamıyorum, zorlanıyorum diyor ya. Yani. Şimdi sebebini anlamak lazım. Çok geniş kapsamlı bir soru bu. Eğer adet görememe nedeni biraz önce sorduğunuz soru gibi polikistik veya over sendromu gibi bir sendromsa ona yönelik tedavi vermek lazım.
Başka bir soru geldi. Erken menopoz bulguları varsa ona yönelik bir tedavi vermek lazım. Veya hastamız adetini kesecek bir ilaç kullanıyorsa, farkında değilse, o ilacın kesilip yeniden düzenlenmesi lazım. Ha, çok geniş kapsamlı evet, bir soru. Bunun için de bir uzmana gitmek gerekiyor değil mi hocam? AMH değeri sağlıklı bir kadında kaç olmalı? Şimdi bu tıbbi hizmetlere kolay ulaşmak tehlikeli sularda yüzmeyi de beraberinde getirdi. AMH, antimüllerian hormon isimli bir hormon, yumurtalıklardaki yumurtaların erken gelişim aşamalarında salgılanır ve bize yumurtalık hacmi hakkında fikir verir. Ancak şu an mevcut literatür bilgisi, tıbbi bilgi bu AMH'nın da kararlı bir düzeyi olduğunu göstermiyor. Yani bir kadının bir aylık dönem içinde adetin 1, 2, 3, 5, 10, 20. günü baksak AMH'ya, 20 kere baksak 20 farklı sonuç elde ederiz. Bunu hastalarımızın bilmesi lazım. Biz AMH düzeyine bakarak menopoz yaşını, AMH düzeyine bakarak işte gebe kalıp kalamayacağını net olarak söylemiyoruz. Muayene kesin gerekiyor. O sorunun temelinde yatan soru buydu. Kafalarındaki soru bu. Onu bildiğim için önceden söyledim. 1.2 değeri sınır olarak kabul ediliyor şu anda. Ama kim için sınır? Çocuk sahibi olamayan hastalar için sınır. Hastanın 4 çocuğu var. Yaşı gelmiş 40. 41-42 yaşında 1.2 değerini gördüğümüzde, bir değerini gördüğümüzde vay efendim senin AMH'n azalmış, menopoza gidiyorsun demiyoruz. Yaşa göre normali değişir. 10 yaşındaki çocuğun da AMH'si var. Anne karnındaki bebeğin de AMH'si var. 50 yaşına gelmiş kadının da AMH'si var. Yaşa göre normal değişir. Ama çocuk sahibi olamıyorlarsa, özellikle 1.1 değerinin altında değerler görüyorsak ve elde ettiğimiz laboratuvar bulgusu, fizik muayene, ultrason bulgusuyla örtüşüyorsa, o zaman ortada bir sorun var demektir. Ama tek başına hani ben artık şunu görmeye başladım. Ben AMH'ma baktırmaya geldim. Hanımefendi şikayetiniz ne? Merak ettim. 23 yaşındayım, bekarım. Erken menopoza girecek miyim? Hanımefendi diyoruz. Yani siz bir muayene olun. Sorunu bir çözelim. Hani sizi bir rahatlatalım. Problemi çözelim. Ondan sonra AMH bakalım. AMH böyle mucizevi bir tahlil değil. Hele hele şu gösterildi. Buradan bir kan aldık AMH şu an stüdyodan. 20 dakika içinde laboratuvara götüremedik, o AMH'nın değeri düşer. Yani AMH alındıktan sonra çalışılacağı laboratuvara gidecek süre bile AMH'nın sonucunu değiştirir. Hani laboratuvar hekimliği yapmıyoruz. Yani laboratuvar hastalığı da yapmayalım. Evet. Laboratuvar tedavi edilmez, hastanın şikayeti tedavi edilir. Zaten siz buna ihtiyaç duyarsanız isterseniz değil mi? Tabii. Dış gebelik ameliyat sonrası tüplerin tıkalı olma ihtimali var mı diyor. Şöyle, yine çok geniş kapsamlı sorular. Tüplerin tıkalma ihtimali var. Bir tüp tamamıyla alındıysa zaten o tüp çalışmaz artık. Kısmi alındıysa o tüpün sağlıklı çalışma ihtimali düşüktür. Alınıp onarıldıysa yine sağlıklı çalışma ihtimali düşüktür. Ama dış gebelik olmayan taraftaki tüpe bir zararı olmaz. Orası normal fonksiyonlarını göstermeye devam eder. Tıkalı olma ihtimali çok çok düşüktür. Açıktır %99. Rahim sarkması için diyor. Ama illaki ameliyat mı olmak lazım? Değilse ikinci alternatif nedir? Şöyle, biz rahim sarkmasını özellikle çok fazla doğum yapmış, vajinal yolda doğum yapmış hastalarımızda görüyoruz. Ve genellikle ileri yaş hastalarında görüyoruz. 50, 55, 60'lı yaşlarda görüyoruz. Pelvis taban kasları, yani kalça kemiğinin taban kaslarının fonksiyonlarının bozulması rahimin ve idrar kesesinin beraberinde aşağı doğru sarkmasına neden oluyor. İki çeşit tedavisi var. Bir tanesi, hasta rahmini korumak istiyorsa biz kapalı yöntemle girip rahmi kalıcı dikişlerle hastanın sırt kemiğini asıyoruz. Meşakkatli, zor ve kronik ağrıya neden olabilecek bir ameliyat. İkincisi, bazı cerrahi adetler var. Hastalar kendileri bunu evde doğum yollarına koyuyorlar ve sarkmayı erteleyebiliyorlar ya da azaltabiliyorlar. Üçüncüsü ise hastanın biraz önce bahsettiği gibi rahmin alınması ameliyatı. Tabii bu ameliyatlardan sonra da tekrar ameliyat edildikten sonra sarkma ihtimalleri devam eder. Hastaların kilo almamaları lazım, karın içi basınçlarını arttırmamaları lazım, kronik kabızlık yaşamamaları lazım. Ve mümkünse de karın kaslarını ve pelvis kaslarını güçlendirecek egzersizleri yapmaları lazım. Yani doğal yöntemler de çok faydalı olacak. Olabilir. Biraz evet, dikkatli. Tabii. Son 6 aydır bu soruları cevaplamıştık. 3 aylık koruma iğnesinden sonra 6 aydır aralıksız regle oluyorum. Bebeğim anne sütü alıyor. Ne gibi zararları olur yazmış. Şöyle, iğnenin anne sütüne geçmesi çok düşük. O iğne anne sütüne bir zarar vermez. Çocuğunun da hatta sütünü de arttırabilir. Sorun şu, o iğneyi yaptıktan sonra eğer yumurtlama başlamadıysa, iğnenin süresi dolup hala yumurtlama başlamadıysa kronik uzun süreli kanamalar olabilir. Basit ilaçlarda o kanamalar hızlıca düzelir.
Ailelerin özellikle 3-6 aylık korunma iğnelerinden korkmaması lazım. Hele hele emzirme döneminde bu iğneler çok güvenli. İğneleri kanamaya neden olduğunda bize başvursunlar. İlaç tedavisiyle kanamayı düzene sokar, tekrar iğnelerini yapabiliriz. Korkacak bir durum değil. Bu yan etkiyi o iğnelerden sonra bazen görebiliyoruz. Çok sık değil. Peki hocam, şimdi programın sonuna geliyoruz. Hemen son soru alayım. Çok fazla Tabii, soru var. tabii, tabii. Neden 30 yaş altı tüpler bağlanmıyor diyor. Biraz önce de bahsettim. İnsanoğlunun hayatı dinamik. Hayatın bize getireceği sürprizler kötü ya da iyi yönde olabilir. 15 yaşındaki insan da tüpü bağlanabilir. 50 yaşındaki teyzenin de tüpü bağlanabilir. 80 yaşındaki ninenin de tüpü bağlanabilir. Tüp bağlamak sorun değil. Sorun tüp bağladıktan sonra hayatımızda karşımıza çıkacak kötü sürprizler de boşanma gibi, ölüm gibi. Hayatı yeniden kurmaya çalışırken çocuk içgüdüsünü tamamıyla kesmek. Biz bundan endişe duyuyoruz. Yaşı genç bir kadın, hayatı karşıya neyle görecek bilmiyoruz. Evlenecek mi, ayrılacak mı, boşanacak mı, eşini kayıp mı edecek, bunları bilemeyiz. 30 yaşında, 33 yaşında eşini kaybetmiş hastalar görüyoruz. Tekrar evlilik, tekrar hayat kurmak istiyorlar ancak tüplere bağlanmış. Ne yazık ki tüpler bağlandıktan sonra biz açık ve kapalı yöntemle o tüpleri tekrar ağızlaştırsak bile gebe kalma ihtimalleri çok düşük. Sonra hastalar bir sürü para harcayarak tüp bebek yöntemlerine gitmek zorunda Yani kalırlar. sağlıksal yönünden ziyade psikolojik, ileride yaşayacağı Yaşayacağı travmaları. travmalar için. Ama çiftin 5 çocuğu vardır. Yaşları gelmiştir 40-42. Zaten kadın menstruasyon düzeni bozulup yumurtalık hacmini kaybetmeye başlamıştır. Tüplerin bağlanmasının bir sakıncası yok. Ama 25-30 yaşındaki bir kadının tüpünü bağlamak onu hayata karşı biraz hazırlıksız hale getirmek anlamına gelir. Kadın doğum uzmanlarının çekincesi bu yöndedir. Ama tabii ki hasta ben illa tüplerimi bağlatacağım diyorsa, yakınları ve kendisi birinci derece yakınıyla imzasını attıysa bizlere de onu bağlamak düşer. Hukuki açıdan bir sıkıntı yok. Ama çiftler hayata sadece o anla bakmasınlar. Uzun bir yol, uzun bir koşu ona bakarak karar versinler. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Sizinle program nasıl geçiyor anlamıyoruz. O kadar çok konuşulacak şey var Çok ki. teşekkür ederim. Çok Çok naziksiniz. teşekkür ederim geldiğiniz için, Ben değerli teşekkür bilgiler ederim. için. Umarım İnşallah faydalı olabilmişimdir. çok fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. İnşallah tekrar sizi görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuğum ve konularımla birlikte görüşmek dileğiyle.